Orkun Işıtmak fenomenlerimizden. Hani çok güzel içerikler yaptığı da oldu ama dünkü paylaşımı, yani yeni videosu, anaokulunda bir gün geçirmek çocuklarla diye bir videoydu bu. Biz çocuklarımızın sorumlu yayıncılık gereği yüzlerini kapattık. Harikasınız. Evet, ama hani bu iş neden sence yapılır? Hani ailelerden onay alınmış olsa bile, bu iş çocuklara zarar vermez mi diye sana sormak istiyoruz. Ben 5 sene çalıştım Bahçeşehir'de, bir anaokuluna danışmanlık yaptım. Hala da açık. Anaokulun kuralı şuydu, yabancı kimse giremez okula. Çocukların tanımadığı özellikle. Eğer çocuk okulda biz bir etkinlik yapacaksak, çocuklara oryantasyon diye bir çalışma vardır. İşte o abi ya da abla gelir, birkaç gün zaman geçirir, alışırlar. Çocuklarda o güven ve sevgi duygusunu sağlar, ondan sonra bir çalışma yapılır. Bu öğretmenler için de öyledir her zaman. Ben tabii yani Orkun'un dediğim gibi paylaşımlarını çok seviyorum. O anlamda çok iyi. Hata yapmış olabilir bu konuda. Yani onun belki bir pedagojik bilgisi olmayabilir ama okul nasıl böyle bir şeye hani izin verdi? Veliler nasıl kabul etti? Böyle bir şeye izin verdi? Okulu da bayağı gösteriyor şu an. Çok hani evet. Burada ben çocuklar için iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu paylaşımı. Anlamıyorlar ki zaten. Cüneyt Özdemir dün gece bir tweet attı. Onu okumak istiyorum arkadaşlar, ekrana getirirseniz. Böyle bir videoyu Türkiye dışında herhangi bir ülkede çekerseniz muhtemelen kendinizi hapiste bulursunuz. Evet. Ama Türkiye'deyseniz izliyorsunuz. Komik değil, taciz ile istismar arasında bir sınırda. Korkunç, izin veren de, çektiren de, böyle bir çekime izin veren anaokulu anında kapatılmazsa da yuh, şuursuzluğun zirvesi. Yahu 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Gerçekten aklı ermiyor, aklı fikri ermiyor. Açık konuşayım, kapatılmalı. Yani ya bu denetimden bugün geçmeli, kapatılmalı, hatta hatta eğitimcilerin de ciddi bir şeyden geçmesi gerekiyor. İşin en çirkinliği bence şu, bugün bu anaokuluna ve bu öğretmenlere bir işlem yapılacak, o bence net. Yapılmalı, yapılmalı. Ama mesela bu çekilirken nasıl karşılanmıştır o fenomen? Kahkahalarla gülmüştür, eğlenmişlerdi. Orada bence sıkıntı var yani. Bazı eğitmenlerimiz, anne babalarımız o işi yaparken kötü bir şey olduğunu hissedemiyor. Ne yazık ki o değil konu. Ne yazık ki böyle okulların tek derdi bilinmek olduğu için çocuk psikolojisi. Sarı çizmeli Mehmet Ali Lönk diye benim çocuğuma girmiş o da. Yanlış anlamayın, ukalalık da olarak algılamayın. Ben bu çocuğu ilk kez adını duyuyorum ve görüyorum. Ben de tanımıyorum. Sen yeni nesil fenomenleri tanımıyorum YouTuber'ları zaten. Şey. YouTuber bu şeyleri tanımıyor. Orkun bundan bir ders çıkartsın kendine diye. Kesinlikle çıkartmalı. Bence Orkun gibi düşünen herkes çıkartsın. Çocuklara dokunmayın arkadaşlar. Evet. Her şeyi afişe ettiniz, yatak odalarınızı açtınız, cinsel hayat. Bu çocuklara dokunmayın. Onları eğlendirmeye de çalışmayın. Bırakın anaları babaları, eğitimcileri eğlendirsin, kardeşleri eğlendirsin. Çekmeyin çocuklarınızı. İleride göreceksiniz bunların problemlerini. Yani hala sosyal medya kullanmayan insanlar var. Belki öyle bir birey olacak o. Ya istemeyecek belki. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir anıyı da istemeyecek belki de.